Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çok iyi bir haberle karşınızda değilim ya da çok güzel bir video diyemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz Batu bir video attı arkadaşlar. Şu an 6 saat önce. Ölümcül hastalığa yakalandım diyor. Bu konu hakkında konuşacağız. Bir de izleyeceğiz arkadaşlar izlemeyenler için. Şöyle geliyorum ben. Videoyu bir açayım. Baştan birlikte sizin de bir izleyelim arkadaşlar. Şöyle bir like bırakayım. Abone olmayan varsa da abone olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba. Çok alakasız saçma sapan bir videoyla karşınızdayım. Bu videoyu izleyip çekip çekmemek arası çok kararsız kaldım. Hatta arkadaşlarım falan bence çekmemem gerektiğini söylediler. Ama ben bunu sizin de bilmeye hakkınızın olduğunu düşünüyorum. Kısa bir video olacak. Zaten sizleri çok fazla tutmayacağım. Kapaktan da başlıktan da gördüğünüz gibi zaten. Kötü bir olayla karşı karşıyayım şu anda. Ne yapacağımı falan hiç bilmiyorum inanın. Arkadaşlar son bir aydır falan, yaklaşık olarak tam bir aydır falan 12 kilo vermişim. Zaten aşırı derecede fazla gereksiz zayıfladığımı ve birdenbire zayıfladığımı fark ettim arkadaşlar. Bu beni rahatsız ediyordu. Ama hiç doktora falan gitmemiştim tabii bununla alakalı. İlk 2 gün önce oldu arkadaşlar. Uyandığım zaman burnumdan kan geldi. Çok fazla bir şey gelmedi tabii, böyle az biraz kan geldi. Ondan sonra aynı gün içerisinde tekrar bir daha burnumdan kan geldi. Bu durum beni çok korkuttu açıkçası. Hastaneye gittim bununla alakalı. Check-up yaptılar. Check-up'ın sonuçları geldi arkadaşlar. Ölümcül bir hastalığa yakalanmışım. Evre 1'de başarı %90'lardayken evre 4'te başarı %65'lere kadar gelirler. Yani yaşam süresi veya evreye göre değişiklik gösterir. Hızlı seyirli tedavi edilmediğinde hasta aylar ya da haftalar içinde kaybedilebilir. Erken tanı bu nedenle önemlidir tarzında. Tedavisi varmış ama %100 netice diye bir şey yokmuş arkadaşlar. Bu tamamen bana bağlıymış. Benim tedavi sürecine bağlıymış. Benim tedavi sürecine nasıl uyup uymayacağıma bağlı bir durummuş. Şu an için hastaneye yatmalık bir durum yok tabii ki ama tedaviye bir an önce başlanması gerekiyormuş. Yarın zaten YBJ ile beraber hastaneye gideceğiz bu konuyla alakalı. Doktorlu sürecin nasıl ilerlediğine falan konuşacağız. Aileme falan da haber vermedim. Muhtemelen vermem de zaten. Bu durumla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum açıkçası. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Bu hastalık benim normal yaşantımı nasıl etkiler inanın hiç bilmiyorum ama bunu elimden geldiğince size yansıtmamaya çalışacağım arkadaşlar. Hastalığın adını size söylemek istemiyorum arkadaşlar ama korona da değilim yani. Daha var bir hastalık. Kısa süreç içerisinde tekrar tedavinin durumuna göre bakıp eğer bir gelişme olursa aynı şekilde tedavi devam edecekmiş. Eğer daha da kötüleşirse, ağırlaşırsa falan hastaneye yatıp tedavi olmam gerekiyormuş. Ben sıkıntılı bir dönemden geçiyordum. Şu aralar çok bunalımdaydım arkadaşlar. Bu da üstüne tuz biber oldu. Bilmiyorum yani herhangi bir şey olursa da bu videoda ana olarak kalır artık. Arkadaşlar bu tedavi süreci boyunca sağlıklı beslenmem gerekiyormuş. Sigaradan, alkolden vesaireden her şeyden uzak durmam gerekiyormuş. Ama böyle de bir hastalıkla karşı karşıya kalınca yapacak çok başka bir şey de kalmıyor açıkçası. Ama ben bunu da aşarım merak etmeyin yani bu şekilde. Ölmem inşallah, ölmeyeceğim merak etmeyin yani. Bu kadar kolay ölmek istemem çünkü. Aileme falan haber vermedim daha. Muhtemelen vermeyeceğim de zaten şu süreç içerisinde. Onun için gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Kızımdan bir ay falan haber vermem daha. Ne olup bittiğini anlamadan aileme haber vermek istemiyorum. Ama sizinle paylaşmak istedim. Bu konuyla alakalı aldığım tek haber tedavisinin olduğu arkadaşlar. Ama %100 netice diye bir şey yok. Bu tamamen İşte senin tedavi sürecine bağlı denildi bana. Bilmiyorum yani nasıl olacak, nasıl bitecek ama bana acımanızı istemiyorum. Bana acıyın falan diye de bu videoyu çekmiyorum. Sadece haberiniz olsun istedim. Bilginiz olsun. Yani prim yapacağım son nokta bu olur emin olun yani. Primlik bir durum yok. Sadece şurada azınlık birkaç kişiyiz. Kemik kadro sizsiniz. Haber vermek istedim sizlere. Benim yaşantımı nasıl etkiler arkadaşlar hiç bilmiyorum. Ya muhtemelen de gün geçtikçe daha da kötüleşecek. Bu durumu size yansıtmayacağım. Hatta İnşallah video atmaya falan da devam şekilde tedavi olur arkadaşlar ya. Tedavi olmak gerçekten önemli bir şey. İnsan tedavi olmadığı zaman
hastalığı vücuduna çok daha hızlı şekilde yayılıyor. Diyeceğim çünkü zaten arkadaşlar günlerim bomboş geçiyor ve sadece video sirkülasyonu oluyor benim için. Zaman anca video çekerken, video yayınlarken, o video izlendi mi izlenmedi mi diye kontrol ederken geçiyor. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani kesinlikle bana acımanızı istemiyorum. Çünkü acınacak bir durumum yok. Bana acımanızı da asla istemem. Birçok sıkıntı vardı zaten benim için şu son dönemde. Ama ölüm işin içine girince bütün sıkıntılar gerçekten bitiyormuş, onu anladım. Aynen öyle. Yani bu şekilde ölmek istemiyorum zaten. Bu kadar kolay ölmeyeceğim, emin olabilirsiniz. Takdirde Allah'ım, yapacak bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kısa bir sürede Batuhan'ın iyileşmesini istiyorum. Yani gerçekten önemli bir durum bu. Çünkü her şeyi geçelim kenara. Sağlık çok bambaşka bir şey. Umarım yani kısa sürede iyileşir, tedavisine başlar yani. Moralini yüksek tutması gerek arkadaşlar sadece. Yani her hastalıkta böyledir. Moraliniz yüksek olursa yani iyileşme oranınız gerçekten daha yukarı çıkacaktır. Yani ona göre arkadaşlar. Neyse. Öpüyorum gençler. Sizin de bilginiz olsun. Belki Batuhan'dan izlememişsinizdir. Batuhan kanalı çaldırmıştı. Yeni kanal açtı. Belki takip etmeyenler, bilmeyenleriniz vardır diye ben de çekeyim dedim. Görüşürüz gençler.